Arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları dilerim. Birçok kardeşlerimiz Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılına yapmış olduğu uzman erbaş mülakatlarına girmeye devam ediyor. Kasım'ın son aylarına doğru Jandarma Genel Komutanlığı fiziki ve sözlü mülakatlarını başlatmıştı. Birçok kardeşlerimiz mülakatlara giderken binlerce kardeşlerimiz FYT için hazırlık yapıyordu. FYT'den sonra FYT'si yani fiziki yeterlilik testi başarılı olduğu takdirde ikinci günü Jandarma Genel Komutanlığı adayımızın sözlü mülakatını yerine getirmek için sözlü mülakatına davet ediyordu. Ortalama 15-20 gün bu şekilde devam etti arkadaşlar. Yaklaşık 11 gün kaldı mülakatların bitmesine. 22 Aralık arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş mülakatları bitmiş olacak. Bugün ayın 11'i. Ayın 11 olduğu için de artık ayın 22'sinde biteceği için ortalama bir 11 günlük bir süre kaldı arkadaşlar. Binlerce adaylarımız heyecanlı bir şekilde asil ve yedek sıralamasını merak ediyor. Asil miyim, yedek miyim, eğitimlere ne zaman gideceğim? Bununla alakalı birçok sorular gelmekte elimizde arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım, sizlerin sormuş olduğunuz soruları bizler elimizden geldiğince araştırıyoruz. Net bir bilgi aldığımız takdirde sizlerle birlikte paylaşmış oluyoruz. Bunlarla alakalı çok çok sayıda sorular gelmekte arkadaşlar. Bizlere gelen en büyük sorular şudur. Ön başvurular açıklandı, mülakatlar bitti. Bizlerin asil ve yedek olduğu ne zaman belli olacak? Şimdi 22 Aralık mülakatların son günü olduğu için arkadaşlar eğitim atamalarınız şu anda yapılmayacak. Asil ve yedek sıralamanız Ocak ayının 15'ine kadar açıklanmazsa arkadaşlar %70 ihtimalle Ocak ayının 15'ine kadar açıklanmış olacak. Açıklanmadığı takdirde Mart ayında garanti açıklanmış olacak. Mart'ın ilk haftası yani Ocağın 15'i ile Mart'ın ilk haftası arkadaşlar sizlerin asil ve yedek sıralaması belli olacak. Adayımızın asil olarak kazandığı yedek olan kardeşimizin yedek sıralamasına kadar lisans seviyesinde, ön lisans seviyesinde ve lise KPSS seviyesindeki adaylarımızın yedek sıralaması belli olacak değerli dostlarım. Umarım sizlere anlayacağınız şekilde anlatabildim. Şu anda mülakatlar devam ediyor. Adayımız ilk gün FYT ile uğraşırken FYT'yi geçtiği takdirde ikinci gün sözlü mülakatına giriyor. Hastane raporu Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderiyor. Adayımızın raporu olumlu olarak işlendiği zaman da bu süreçte eğitim atamaları yapılmış olacak arkadaşlar. Binlerce adaylarımız şöyle bir soru soruyor. Abicim ben sözlü mülakattan şöyle sıkıntım oldu, iyi oldu, kötü oldu. Biz raporu almamız gerekiyormuş. Alsak mı, almasak mı? Almanız lazım arkadaşlar. Raporu başarıyla almadığınız zaman isterseniz asil olun. Maalesef eğitime gidemezsiniz. Eğitiminiz iptal edilir. Onun için yedek sıralamasında, asil sıralamasında olan adaylarımızın şu anda asilliği ve yedekliği belli değil. Hani jandarma yönetmenliğine ait bir belge var. O belgeyi hastaneye götürüyorsunuz. Sizlerin muayenesi başlıyor, o gün içerisinde başlıyor ve ortalama 30'da 45 günlük süreniz o gün içinde başlıyor arkadaşlar. Sizlere sadece verilmiş bir süre var. Hafta içine denk getirdiyseniz elinizdeki belgeyi hastaneye teslim edip muayene kaydınızı oluşturmanız gerekecek arkadaşlar. Herkesin sorusu çok sayıdı arkadaşlar. Bizlere sorulmuş en çok soruları elimizden geldiğince sizler için cevaplamak istedik arkadaşlar. Eksiğimiz varsa kusurumuza bakmayın. Aklımıza gelen neyse onları söylüyoruz arkadaşlar. Mülakatların bitmesine 11 gün var arkadaşlar. Bugün ayın 11'i. 11 gün sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılına ait sözlü mülakatları sona erecek. Ve ortalama 1 aya kadar da adayların asil ve yedek sıralaması belli olmuş olacak. Adayımız sonra da artık eğitim atamasını heyecanla beklemiş olacak. Eğitim atamaları grup halinde olmakta arkadaşlar. Örnek veriyorum Manisa Kırkağaç, İzmir Yenifoça, Kastamonu, Safranbolu. Bununla alakalı eğitim atamaları, eğitim grup sıralaması var arkadaşlar. Herkesin eğitimi bir anda açıklanmıyor. Bazı eğitim gruplarının eğitim tarih çizelgesi var. Bizler de bunu sizler için tahminen tarihin yakınlaştığı günde açıklayacağız. Bu detaylar sizlerle birlikte paylaşmış olacağız değerli dostlarım. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.